Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bu görmüş olduğunuz rengarenk erişteleri hazırladım. Hem çocuklarım çok sevdiği için hem de Ramazan hazırlığı olarak sizlere fikir olması için paylaşmak istedim bu tarifi. Öncelikle yeşil erişteleri nasıl yaptığımı anlatayım. Yeşil renk için ıspanak kullandım. Öncelikle tenceremin tabanını saracak kadar su ilave ettim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar ve üzerine ıspanaklarımı koyarak hemen ocağa aldım. Bir miktar haşlamaya bıraktım. Çok suyunu çektirmeye gerek yok. Çok çabuk ölecektir zaten ıspanaklar. Ispanaklarım haşlanırken de kayınvalidemin köyden hazırlayıp göndermiş olduğu sade erişte hamurlarımı sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi oldukça büyük ve tezgah üzerinde değil de bir senet üzerinde eriştelerimizi kesmeyi uygun gördük. O görmüş olduğunuz ebatları saç üzerinde birazcık dağlayarak yapıyorlar ve bu şekilde gönderdi bize kayınvalidem. Bize de sadece kesmesi ve kurutması kaldı. Eriştelerimizi öncelikle birbirine denk olacak şekilde dikdörtgenlere ayırıyoruz. Yani şeritler kesiyoruz. Daha sonrasında ise oldukça ince şekilde eriştelerimizi kesmeye başlıyoruz. Bu şekilde yapışanlar olursa tek tek ayırabilirsiniz. Daha sonrasında ise kurutmak için bir tepsiye temiz bir bez sermiştim. Oranın üzerine biriktiriyoruz kestiğimiz erişteleri. Yine serme işleminden önce de tekrar kontrolünü yapıyoruz. Eğer yapışanlar varsa birbirinden ayırıyoruz ve çok kalın olmayacak şekilde daha çabuk kuruyabilmesi için örtümüzün üzerine bu şekilde dağıtıyoruz eriştelerimizi. Bu şekilde birkaç gün güneş ışığında beklemesi yeterli olacaktır. Şimdi bu aşamaya renkli eriştelerimizi nasıl getirebileceğimizi anlatacağım sizlere. Öncelikle dediğim gibi yeşil eriştelerden başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımız çok güzel bir şekilde haşlandı. Dibinde çok az suyu kaldı. O suyu da kullanabilirsiniz ama ben süzmeyi tercih ettim. Yeterli ıspanağım olduğu için. Ispanaklarımı hemen robottan geçiriyorum ve pürüzsüz püre kıvamına getiriyorum. Bu gördüğünüz şekilde tamamını ezmeye gayret edin. Daha sonra ise hemen hamurun hazırlığına başlıyorum. 3 adet yumurtayı ve hazırlamış olduğum 1 su bardağına yakın ıspanak püresini yoğurma kabıma aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim ve öncelikle bu eklemiş olduğum malzemeleri güzelce çırpıyorum. Bu şekilde çırpınca yumurta kokusu kesinlikle kalmayacaktır yapmış olduğunuz erişte hamurlarında. Malzemelerimiz iyice özleşince hemen üzerine aldığı kadar un ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Un miktarı hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum. Yumurtanızın büyüklüğüne göre veya kullandığınız pürenin ne kadar akışkan olduğuna göre kullanacağınız un miktarı değişebilir. Gösterdiğim kıvamda bir hamur elde etmeye çalışacaksınız. Birazcık sert ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça sert ve yoğururken eğer artık sertliğinden tam emin olduysanız un eklemeyi bırakabilirsiniz ve özleşene kadar yoğurmanız gerekiyor hamurumuzu. Ben hamurum yoğurulduktan sonra hemen tezgahımın üzerine aldım ve olabildiğince eşit parçalara ayırdım. Bu hazırlamış olduğum 1 bardaklık püre ile 3 beze elde ettim ben ve hemen bezelerimi birazcık unladıktan sonra açmaya başlıyorum. Bezelerin büyüklüğü tamamen sizin nasıl açabildiğinize bağlı. Ayarlayabilirsiniz, küçük de yapabilirsiniz. Küçük küçük yaparak da ayarlayabilirsiniz erişte hamurlarınızı. Ben oklavayla açtım ama siz merdane kullanarak da açabilirsiniz. Nasıl eliniz yatkınsa, nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açabilirsiniz erişte hamurlarını. Ben de 3 bezemi de bu şekilde gördüğünüz gibi irice bir daire olacak şekilde, servis tabağından birazcık büyük daireler olacak şekilde açtım ve hazırladım. Benim erişte hamurlarımın kalınlığı da bu şekilde oldu. Siz de bu şekilde açabilirsiniz. Çok kalın veya çok ince olmayacak. Orta kararda bir hamur açıyoruz. Hemen hamurlarımızın tamamını açtıktan sonra da
küçük bir pişirme işlemi yapacağız. Aslında tamamen pişirme değil, sadece açmış olduğumuz hamurların daha kolay kesilebilmesi için yüzünü kurutma işlemi yapacağız. Ben bunun için ocakta, tavada yapmayı uygun gördüm. Köyde tabii yaptığımız zaman saç üzerinde yapılıyor bu işlem dediğim gibi. Siz fırında da yapabilirsiniz. Fanlı ayarda birkaç dakika düşük ısıda hamurunuzu kurutarak da yapabilirsiniz bu işlemi. Ya da en kolayı bu şekilde uygun bir tavada önlü arkalı çevirerek kurutma işlemini yapabilirsiniz. Açmış olduğum tüm hamurları bu şekilde kurutma işlemini yaptıktan sonra da artık kesme işlemine başlayabiliriz. Daha önce söylediğim gibi öncelikle birbirine denk şeritler kesiyoruz hamurumuzdan. Daha sonra kaç tane kesebiliyorsanız, kaç tane kolay geliyorsa üst üste koyuyoruz ve bu şekilde olabildiğince ince eriştelerimizi kesmeye başlıyoruz. Kalınlığı tamamen sizin damak zevkinize kalmış ve eğer çok kalın yaparsanız kuruma işlemi birkaç gün uzayabilir. Daha ince yaparsanız çok daha çabuk kuruduğunu göreceksiniz. Eriştelerimizi bu şekilde kestikten sonra daha önce anlatmış olduğum kurutma işlemini alıyoruz. Şimdi de mor havuçlarla yapmış olduğum mor renkli eriştelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Mor havuçlarımı ince ince dilimledim. Bu sefer suyunu birazcık yarım bardaktan fazla koyuyorum. Çünkü havuçlar ıspanaklara göre birazcık daha geç yumuşuyor. Bu şekilde tekrar ocağıma alıyorum ve yumuşayınca havuçlarımı da aynı şekilde püre kıvamında, pürüzsüz olacak şekilde robottan geçiriyorum. Benim kullanmış olduğum havuçlar bir bardaktan birazcık fazla püre elde etmemi sağladı. O yüzden 4 tane yumurta kullandım ve tuzunu da ona göre ayarlıyorum. Siz de o şekilde kullandığınız malzeme ölçüsüne göre yumurtasını ve tuzunu ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında ise yine un ekleyerek o görmüş olduğunuz katı kıvamdaki hamuru elde ediyoruz. Mor erişteleri elde edebilmek için de aynen yeşil erişteleri yaptığımız bütün uygulamaları tekrar ediyoruz bu hamurumuzda da. Küçük bir detayı hatırlatayım. Mor havuçlar birazcık elinizi boyayabildiği için bu aşamaya kadar ben eldiven kullandım ve daha sonrasında hamur yoğurup bittikten sonra artık eldiveni kenara bırakıyorum. Çünkü mor havuçlar bu aşamadan sonra elinize renk vermemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi yine hamurlarımı bezeler haline getirdim, açtım ve tavada önlü arkalı hamurlarım kuruyana kadar bu şekilde çok kısa bir sürede 1-2 dakika içerisinde ocakta dağlamış oldum hamurlarımı. Daha sonra kesme işlemine geçtim. Tüm eriştelerimizi bu şekilde kestikten sonra da temiz bir örtü serdiğimiz tepsi üzerinde güneş ışığında birkaç gün boyunca ara ara karıştırarak kurutarak eriştelerimizi hazırlamış oluyoruz. Bu hazırladığımız erişteleri dilerseniz buzlukta, tamamen kuruduktan sonra dilerseniz buzlukta, dilerseniz de bir kavanoz içerisinde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Uzun süre kullanıma elverişli olacaktır. Sade erişteleri yapmak için de 1 su bardağı kullandığımız püre yerine 1 su bardağı su kullanarak aynı ölçülerde erişteler elde edebilirsiniz. Başka renklerde yapmak isterseniz de kapya biber kullanabilirsiniz. Kırmızı için domates kullanabilirsiniz. Ve diğer aklınıza gelebilecek tüm sebzeleri püre kıvamına getirip erişte hamuru hazırlayabilirsiniz. Benim evde erişte nasıl yapılır tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Tüm soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.